Hoş geldiniz stüdyomuza. Estetik cerrahi uzmanlarımız operatör doktor Sayın Fatih Tadelen, operatör doktor Sayın Hasan Fındık stüdyomuzda. Çok hızlı cevap vermenizi rica edeceğim. En çok merak edilenler bunlar. Meme protezi ileride kansere yol açar mı? Kesinlikle açmaz. Böyle bir dünyada literatürde herhangi bir çalışma yok. Hatta bununla ilgili olarak meme protezi ile ilgili yapılan bütün çalışmalarda hiçbir şekilde kansere yol açmadığı kesinleşmiştir. Bu işin en sık yapıldığı Avrupa ülkelerinde, Amerika'da bile en sık yapılan estetik müdahaleler en ufak bir problem olsa oralarda terk edilirdi her şeyden önce. Meme ucundan takılan protezler sonucu meme başında hissizlik olur mu? Eğer düzgün bir plan yaparsanız, memede çünkü kestiğiniz yer çok önemli buradan, böyle bir şey söz konusu olmaz. Peki, botoks nerelere yapılır diye bir soru var elimde ama nerelere yapılmaz? Yapılmayacağı bir yer var mı botoks? Botoks yani yüzde... Artık her yere yapıyorsunuz. Artık her yere yapılabiliyor. Yani yüzde çok geniş olarak alın bölgesine, kaz ayaklarına, kızma çizgilerine, nazolabiyallere, dudaklara, boyuna, çene altına pek çok yere yapılabiliyor. Tabii ki burada hastanın durumuna göre değerlendirip neye ihtiyacı var ise yapılabilir. Ama yapılmayacağı bir yer yok yani. Her türlü gerekli her yere yapılabilir. Yüzde gerekli her yere yapılabiliyor. Sadece tabii yüzle ilgili değil, aynı zamanda terleme ile ilgili problemler için koltuk altına, avuçlara da yapılabilir. Peki. Eskiden çok rastlıyorduk. Burnum düştü. Ameliyattan sonra burun ucu düşüyor. Ameliyattan sonra düşer mi? Sık rastlanan bir komplikasyon mudur? Kesinlikle doğru bir şey değil. Hatta ben şöyle diyorum. Tıpta hiçbir şeyin garantisi olmaz ama burnun düşmeyeceğini garanti edebilir bir hekim. Ben bunu garanti edebilirim. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Aslında düşme değildir, kaldırılamayan burun vardır. Eğer tekniğiniz uygun ise, burnu gerçekten düzgün bir şekilde kaldırabildiyseniz hiçbir şekilde düşmez. Düşme diye bir şey artık yani 2000'li yıllardan sonra yapılan burun ameliyatlarına geçerli değil.